Tamam izleyelim. Bu videoda izah olmayan durumların mizahı yapılmaktadır. Hadi bakalım. Bundan rahatsız oluyorsanız videoyu kapatıp her neyle ilgileniyorsanız onu yapmaya devam edin. Yok siz de bizden biriyseniz abone olarak bunu belli edebilirsiniz. Safları sıkılaştıralım araya destekçiler girmesin. Evet beyler büyük işler başarı... Pardon başa. 1 milyon oldu mu bu arada Yusuf? 980 bin oluyor. Bir milyon az kalmış. Verdik. Dişimiz ve tırnaklarımız da geldiğimiz bu noktaya asla unutmayın. Aynen öyle. Bize inanan milyonlar var. Onları yüzmememiz lazım. Onlara huzuru ve refahı sağlamamız lazım. Onları dinlerine bağlı birer birey haline getirmemiz lazım. Onların her birini bir gün Mars'a yollayıp koloni kurdurmam her neyse bayağı abarttım. Ama bu bizim boynumuzun borcudur. Elhamdülillah. Vay be. Dava arkadaşlarım. Ne kadar da ayrılmaz ve bütün görünüyoruz. Maşallah de be Abdullah. Maşallah de. Ya her şeyi geçti. Abdullah Allah gül efsane benzemiş ya. Erbakan abimizin bize verdiği destekleri takdir ediyorum. Hatırlıyorum da faziletten ayrılıp Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kuracağımızı öğrendiği zaman bunu gurur ve sevinçle karşılamıştı. Oğlum ne demek la yeni parti kuracağız? Nerede milli görüş? Nerede davamız? Nerede delikanlı sözünüz? Ya Necmettin abi. Kusura bakma ama artık yaşlandınız. Fazilet Partisi günden güne güç kaybediyor. Hem senin de siyasi yasağın var. Oğlum siz kafayı mı yediniz? Biz... Bunu izlemedik bu arada. Bunu izlemedik arkadaşlar. Bunu izlemedik. Eminim izlemediğimize. Biz bu durumdayken partiyi ikiye mi bölmek istiyorsunuz? Parti mi kalmış Allah'ını seversen? İhtiyarın birine bıraktın gittin. Ayrıca 28 Şubat bizi bitirdi be. Günden güne popülerliğimiz yok oluyor. Hem sizin tayfa çok fazla gelenekçi takılıyor. Aşırı radikal İslamcı bu kafalar partiye çok zararlı. Biraz da zamana ayak uydurmak gerekiyor. Evladım Android miyiz la biz? Her dakika güncelleme mi almamız gerekiyor? Neyse işte. Biz partinin gelenekçi tayfasından ayrılıp yeni parti kurmak istiyoruz. İnan bu genç grup davamızı uzaya taşıyacak. Ben burada davasına ihanet eden bir avuç topluluk görüyorum. Derhal terk edin huzurumu. Davaya ihanet edenlerle aynı kubbede nefes alamam. Neyse geçmişe takılmamak gerekiyor. Sonuç olarak iktidarı ele geçirdim. Ah pardon geçirdik. Yani sayemde geçirdik. Yani birlikte daha da Aa her neyse işimize bakalım. AK Parti Türkiye'si. <laughs> ya da iktidarı sevmeyen hatta nefret eden biriyseniz AKP Türkiye'si. Tam tersi onların aşıysanız Reis Türkiye'si. Ya da büyük kitlelere hitap eden ve çok resmi bir kafaysanız Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Türkiye'si. Ah radikal söylemem için çok üzgünüm. Benim için hiçbirisi. Parti, parti Türkiye'si olacak. Evet günümüzde AK Parti yönetimindeki Türk hükümeti oldukça sarsıcı dönemler geçiriyor. Nitekim bu dönemlerde yani günümüzde parti tabanı ülke tabanının neredeyse yarısını oluşturmuştur. Bu dönemin sarsıcı olmasının sebebi tabii ki de parti destekçilerinin büyük olması değil. Sorun parti muhalefetinin de ülkenin yarısını oluşturmasıdır. Aynen öyle tam %50'ye %50. Bakalım erken seçim falan yapılacak diyorlar ama ne olacak erken seçimde? Yani bu yaşıma kadar hiçbir seçimi merak etmedim çünkü aşağı yukarı sonuçlarını biliyordum ama yani bu seçimde ciddi manada merak ediyorum ne olacak, ne değişecek, hükümet değişir mi, değişmez mi, değişmezse ne olur, değişirse ne olur. Bayağı merak ediyorum. Yani ortam o kadar sert geçiyor ki ülke iki kutup haline bölünmüş. Bir tarafta hükümeti ellerinde tutan AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı, diğer tarafta muhalefet kanadından CHP ve İyi Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı. Cumhur İttifakı vs. Millet İttifakı. Kaçıncı roundda olduklarını ve kimin kazanacağını siz söyleyin. Hal böyle olunca partinin iç ve dış politikaları da destek konusunda karman çorman oluyor. Yani parti destekçileri hükümetin doğru ya da yanlış fark etmeksizin her türlü kararını desteklerken, muhalefet kanadı da ağzıyla kuş tutsa bile hükümet desteklemeyen bir kitleden oluşuyor. Bu fikir ve ideoloji kutuplaşması sağ sol kavgasından sonra Türkiye'nin en büyük ikinci kutuplaşma sorunudur. Eh en azından insanlar artık birbirlerine zarar vermiyor ve medenice tartışıyorlar. Yahu sen iktidar yalakasısın. En azından Amerika'nın köpeği değilim. Bağırma lan milletin içinde! AK Parti hükümeti yaklaşık 20 yıldır yönetimde etkin bir rol oynayarak günden güne güç kazanıyor. 2019 yılında parti gücünün doğrundayken bu tarihte gerçekleşen seçimlerle İstanbul ve Ankara gibi kilit noktalardaki belediyeleri muhalefet partisine kaptırarak gücünü yavaş yavaş kaybetmeye başladı. Fakat bütün bunlara rağmen hala meclisteki çoğunlukla yönetimi bizzat AK Parti oluşturuyor ve evet. hala güçlü dönemlerini yaşıyor. Parti Türkiye tarihinin en popüler yani en çok destek alan 5 partisinden birisidir. Ekstra kayal bilgisi ekrandaki 5 partide tarihinde %40'ın üzerinde oy almış partilerdir. Yani AK Parti'nin Türk tarihindeki gücü ve yeri tartışmasız bir şekilde oldukça büyüktür. Hatta tahmin bile edemeyeceğiniz şekilde büyüktür. Neden mi? Hadi yine iyisiniz. Çünkü bu sorunun cevabını sizlere aylık bir ödemeyle izleteceğim videolardan birinde vermeyeceğim. Tam tersine bu videoya atacağınız ücretsiz bir like sayesinde AK Parti'nin bu gücünü sizlere çok basit bir şekilde. Diğer yandan parti ve katıldığı 6 genel seçimin 5'inde tek başına iktidar olmuştur. Diğer yandan aynen parti CHP'nin 27 yıllık iktidarından sonra en uzun süre görevde kalan ikinci partisidir. Partilerin yaşlarını da hesaba kattığımızda AK Parti'nin nedenli güçlü olduğunu görebiliyoruz. Yani adamlar kurulduğundan beri iktidarlar. O kadar güçlü ki partinin fikirleri aynen kuruluş dönemlerindeki CHP gibi ülkenin yönetimini ve siyasetini doğrudan doğruya etkiliyor. Daha basit bir dille anlatmak gerekirse AK Parti yönetiminin başı olan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye tarihinde kuruluş özelliği taşıyan Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra tarihin en güçlü hükümetlerinden yani malı anlatır gibi daha da basit bir dille anlatmak gerekirse Atatürk'ten sonra en geniş yetkilere sahip ikinci siyasi yöneticidir. Aynı zamanda Aynen öyle. Başbakan Baya 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 güçlü ya. Baya baya güçlü. başbakanlık görevi de dahil olmak üzere Atatürk'ten daha da uzun görev yapmıştır. Şimdi kafanızda Recep Tayyip Erdoğan'ın bu mutlak gücü zorla ele geçirdiği gibi saçma bir soru yatıyorsa hemen kendinizi camdan aşağı atın. Giriştekilerde doğalgaz yoluyla kendini yok etsin. Bodrum'dakilerin hiçbir şey yapmasına gerek yok. Eminim siz daha büyük zorluklar içerisindesiniz. Neyse karıştırmadan söyleyeyim. Erdoğan bu mutlak gücü 2017 yılında yapılan anayasal değişikliği referandumundaki %51 evet oyu ile almıştır. Yani Erdoğan'a yetkiyi siz verdiniz dostlarım. %49'un gözü yaşlı ama yapacak bir şey yok. Ha sonuçlar şimdi ne olur. Onu da bilemem. Peki partinin başarısını oluşturan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti nasıl oldu da siyaset Bak fark ettiyseniz evet verenlerin hepsi İç Anadolu ve doğunun güneydoğu taraflarından tam gün tam doğu değil de güneydoğu taraflarından. Ama e, şeye falan baktığınızda deniz kenarlarına indiğinizde hepsi hayır demiş neredeyse. Hatta şurası komple yani hani sonuçlar şimdi ne olur? Onu da bilemem. Peki partinin başarısını oluşturan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti nasıl oldu da siyaset arenasında var oldular? Bu sorunun cevabını merak ediyorsanız tarihi 1978 yılını alalım. Harikasın Recep. Bugün de rakip kalenin ağlarını salladın. Bileklerin gerçekten kuvvetli. Hele o topa vuruşun yok mu? Ulan sanki İsrafil suru üflüyor. Ya nedir bu hikmetin sırrı? Çok basit. Neymiş o basit olan? Topa vururken İsrail'i düşünüyorum. Vay. Sanki onlara vuruyormuşum gibi takıldığım için kalıcı izler bırakıyoruz. Fakat yan etkisi olarak bazen ters tepip kendi kaleme de attığım oluyor. O yüzden herkese önermem. Gerçekten etkileyici. Bu harika yeteneklerinizi Fenerbahçe kulübünde sergilemek ister misiniz? Dostum sen ciddi misin? Tabii ki. Aman Allah'ım sonunda hayallerime ulaştım. Artık hem Müslüman hem futbolcu olacağım. Müslüman adam short giyer mi diyenlere kapak olsun adamım. Artık geleceğin gol kralı olup Tanju Çolak gibi pandemi döneminde lokanta açtırıp kazeti <laughs> yiyebileceğim. Süper Aklıma Recep Tayyip Erdoğan'ın futbol maçı geldi ya. Siyasiler bir ara futbol maçı yapıyorlardı ya. Top Recep Tayyip Erdoğan'a gelince herkes geri çekiliyordu. Kaleci topu tutmuyordu. <laughs> en büyük gol kralına merhaba deyin çünkü ben geldim. Aman tanrım görünüşe göre gol krallığında Metin Oktay ve Tanjuç olan yerini alacak <laughs> bir futbolcu var. Başarılar Recep Tayyip Erdoğan. Teşekkür ederim. Ama üzgünüm Motorkat babanız futbolcu olmanıza izin vermiyor. Başka bir iş kovalayın. Recep Tayyip Erdoğan 1954 yılında Kabadayıların başkenti Kasımpaşa'da muhafazakar bir ailenin en büyük oğlu olarak dünyaya geldi. Kasımpaşa ve muhafazakar aile Erdoğan'ın karakterlerini oluşturan en büyük etkenlerden birisiydi. Gençliği imam hatip ve futbola geçen Erdoğan bu dönemlerde dine bakış açısıyla arkadaşları arasında hoca lakabını kazanarak Sırat Köprüsü'nü enine göre 2 metre uzatıp uzunluğunu istimlak etti. Dinler bir karakter olan Erdoğan'ın tuhaftır ki okuldaki din dersi puanı oldukça kötüydü. Bu durum yüzüne bir ton makyaj süren kızla kafayı jöleleyen erkeğin sosyal medyada Sevral Peşte'yi ile post paylaşması gibi ilginç ve tuhaf bir durumdu. Her neyse. Erdoğan liseden sonra amatör bir kulüpte futbol oynayarak belediyede işe girmişti. Tam kariyerine profesyonel bir futbolcu olarak <laughs> devam edecekken her... Bu, video, bu videodan bahsediyorum. Türk erkeğinin yaşadığı babaya yasağı yüzünden hayatı kökten değişti. Galiba babanıza çok şey borçlusunuz başkanım. Erdoğan belediyede çalıştığı dönemde kısmen siyasetle ilgilense de ilk kez siyasi bir partiye 1976 yılında üye olmuştu. Tayyip Erdoğan bu dönemde Milli Selamet Partisi'nin gençlik kollarına üye olmuş ve siyaset basamaklarının ilk adımını atmıştı. Milli Selamet Partisi Necmettin Erbakan'ın başkan başkanlığını üstlendiği muhafazakar ve İslamcı sağcı bir partiydi. Partinin pek fazla destekçisi yoktu. Aldığı oylar sadece 1 milyon kadardı. Bu da oy oranının %11'ine denk geliyordu. Fakat parti tek başına iktidar <laughs> olmasa da fikirlerinden rahatsız olan layık bir ordu vardı. Bu yüzden 1980 darbesinden sonraki süreçte Anayasa Mahkemesi partiyi layık devlet üzerine karşı bir tehdit görerek kapattı. Fakat milli görüşçüler kendilerini haklı olarak gördükleri bu davadan vazgeçmeyerek 1983 yılında Refah Partisi'ni kurdu. Bu Recep Tayyip Erdoğan için siyasetin ikinci basamağı ve fırsatıydı. Nitekim Milli Selamet Partisi'nin kapatılması bir nevi Refah Partisi'nin reklamını yaptı ve parti popülerliği günden güne arttı. Erdoğan 1985 yılında partinin İstanbul İl Başkanı oldu. Görüşe göre her şey hazır Sayın Erdoğan. İstanbul Belediye Başkanı olmak için seçimlere katılmaya hazır mısınız? Onlara Tam bu dönemde işte muhta şey oldu. Cezaevine girdi. Orvet'te yaşatacağım. Yani rakiplerimin hepsini birer zındık... Erdoğan coşkuyla 1986 seçimlerine katıldı ama kazanamadı. 89 seçimleri? Hayır o da olmadı. 91 seçimleri? Harikasın galiba kazan... Yo hayır yine bir şey yok. Erdoğan seçimleri kaybettikçe hırslanmaya devam ediyordu. Çalışma azmi parti arkadaşlarını bile etkilemişti. Erdoğan başkan seçildiğinde genel evleri kapatacağım diyerek muhafazakar kitlenin de gönlünü kazanmıştı. Kardeşim kitapta yazıyor kitapta kumardan alkolden uyuşturucudan uzak durun. Ama zinadan kaçın diyor, kaçın. Tabi o sırada siyasetçiler kapatalım da halk bizi mi? Neyse boş verin. Aynı zamanda Erdoğan'ın hem layık hem Müslüman olmaz ikisinin birbirine zıt kavramlar olması sebebiyle bir araya gelmeleri mümkün değildir sözü. Layık kanadı oldukça tedirgin etmiş ve bu durum ilerleyen dönemlerde başına artacak bir silah dönüşmüştü. Fakat bu tarz konuşmalar ordu ve hükümetin hoşuna gitmese de halkın büyük bölümünün oldukça hoşuna gitmişti. Halk gelenek layık kanattan bıkmış ve Refah Partisi'nin İstanbul adaya Erdoğan'a şans vermişti. Böylece Recep Tayyip Erdoğan 1994 yılındaki seçimlerde İstanbul'un belediye başkanı seçilmişti. Siz 40 yaş yaşlılık sendromuna yakalanırken Tayyip Bey İstanbul Belediye Başkanı olmuştu. Her şey harika Sayın Erdoğan. Görüşe göre rakiplerinizin elinde daha önce savcı yettiğiniz hakaret yüzünden yediğiniz para cezası ve aşırı sadece fikirleriniz dışında bir koz yok. Layık ordu kanadının damarına da henüz basmadınız. Fakat meclistekiler sizin güç kazanmanızdan oldukça çekiniyor. Neyse hadi bakalım. 27 Mart 1994'teyiz. Bugün meclisteki ilk gününüz. Sizlere daha önce belediye başkanı olmasam da tecrübeli olduğum birkaç öneri vereyim. Meclisteki yerinize geçtiğiniz zaman saygı duruşuyla meclisi açmanız gerekiyor. Ondan sonra iş konuşmaya başlayabilirsiniz yapabilirsiniz. Lütfen Kasımpaşa'daki sert tavrınızı mecliste muhafaza edin ve özellikle dini konudaki fikirlerinizi meclise sokmayın. Neden mi? Çünkü başımızda çok tehlikeli ve şüpheli bir şekilde demokrasinin koruyucusu olan ordu var. Sen rahat ol aslan. Ben ne yapacağımı bilirim. Evet saygıdeğer meslektaşlarım. Meclisi saygı duruşuyla ah, pardon Fatiha ile açıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ya ne diyorsun gerici misin sen? Hop oh, hop hocam ne oluyor? Kardeşim bir Fatiha okuduk lan ne bu paranoyaklık? Belediye başkanı Tayyip Erdoğan icraatına yasaklarla başlamıştı. İlk işi belediyeye ait sosyal tesislerdeki içki satışlarını yasaklamasıydı. Bu muhalefet tarafından oldukça tepki çekse de milli görüşün temsilcisi olan Refah Partisi tabanının oldukça hoşuna gitmişti. Parti tabanı Necmettin Erbakan'dan sonraki en güçlü ismin Erdoğan olduğunu biliyordu. Hatta ona Recep Sultan Mehmet lakabını takmışlardı. Erdoğan belediye başkanı olduğu dönemde birçok yatırım gerçekleştirdi ve yine büyük bir kitle kazandı. Belediye başkanı olduğu dönemlerde kendisine yolsuzlukla ilgili davalar açılsa da davalar bir sonuç alamadı. Erdoğan aynı zamanda açık sözlülüğüyle de nam salmaya başlamıştı. Bunu size basit bir dille anlatmam. Ama izin verin. Başkanım, evet. Nedir o metronun hali efendim? Ne metrosu? İstanbul metrosu efendim rezalet içinde. Ne olmuş ki? Yağmurdan dolayı metroyu su bastı. Ha oğlum. Rahat ol. Su bas. Arkadaşlar chatte kimseye hakaret etmeyin lütfen. Olmadı. Biz metroyu yıkadık. Yaşanmış bir olay. Eğer siz Recep Tayyip Erdoğan'ın döneminde yaşayan bir siyasetçiyseniz ve partinizin fikirlerinde siyasal İslam yatıyorsa o zaman iki kere düşünmeniz gerekir. Çünkü o dönemlerde hükümet ve ordu kanadı siyasal İslam'dan oldukça rahatsız oluyor ve onu dile getirenleri kolese tıkmak için sabırsızlanıyordu. Fakat Tayyip Erdoğan bu konuda iki kere düşünmeyerek Siyirt'te okuduğu bir şiir yüzünden, Türk Ceza Kanunu'nun halkı kin ve düşmanlığa açıkça davet ettiği gerekçesiyle 312. maddesinden yargılanmaya başladı. Bu radikal olaylar devam ederken Türkiye'nin son başarılı darbesi olan 28 Şubat sürecinin etkisiyle, Ile Refah Partisi kapatıldı. O oh, oh. 31 Mart 1998. Görünüşe göre her şey berbat bir hal almaya başladı. Ne yapacaksınız başkanım? Valla kardeşim kadere kafa atacağız. Ama durun. Daha da kötü bir şey var. Hayırdır Bay Kemal mi iktidara geldi? Hayır efendim. Takım kaptanınız Necmettin Erbakan'a 5 yıllık siyasetten men cezası verildi. Dostum bu harika. Milli Görüş'ün yeni lideri Recep Tayyip Erdoğan'a merhaba deyin siz münafıklar. Recep Tayyip Erdoğan yargı sürecinde takımsız kalmış partisi kapatılmıştı. Fakat Milli Görüş partinin kapatılmasıyla pes etmeyecekti. Nitekim partilerinin kapanma olayı onlar için bir gelenekti. Erbakan siyaset arenasından uzaklaştığı zaman çoğu kitle Milli Görüş'ün yeni partisinin yeni liderinin Recep Tayyip Erdoğan olacağını söylüyordu. Ki partinin yenilikçi kanadı da yenilikçi bir muhafazakar olan Erdoğan'ı destekliyordu. Böylece Refah Partisi'nin ardılı olan Fazilet Partisi kuruldu. Hadi yine iyisin Sayın Erdoğan. Görünüşe göre parti genel başkanı siz olacaksınız. Ve gençlik kolları diye girdiğiniz siyaset hayatının zirve noktayı yaşayacak böylece yerden ısıtmalı bir sarayda keyifle takılacaksınız. Ama dur işte öyle olmadı. En azından şimdilik. Çünkü Necmettin Erbakan gelene geleneğe bağlı kalarak yerini gelenekçi bir yönetici olan Recai Kutan'a bıraktı. Bu durum parti içerisinde muhalefete sebep oldu. Muhalefet daha sonra partinin yarısını oluşturdu. Böylece başını Recai Kutan'ın çektiği gelenekçiler ile Erdoğan'ın liderliğindeki yenilikçiler arasında sözlü çatışmalar başladı. Bunlar olurken Fazilet Partisi'nin destekçileri de Erdoğan'ın tarafındaydı. Çok güzel anlatmış ama ya Yusuf'u tebrik ediyorum. İkilerde en çok onun adı geçiyor. En çok alkışı o alıyordu. İşte bu andan itibaren Erdoğan düşünmeye başladı. Ya Bülentçim, efendim? Acaba yeni bir parti kursak? Oğlum din ve devlet işleri birlikte olmamalı. Ülke ikiye bölersin. Sonra ülke çorbaya döner. Tabii ki olmamalı. Ya din ve devlet işleri kesinlikle birbirinden ayrılması gerekiyor. Bu yüzden mesela Atatürk'ü sevmeyen insanların büyük bir çoğunluğunun söylediği şeyler genelde çok boş şeyler. Çünkü Atatürk'ü sanki dini bir lidermiş gibi eleştiriyorlar. Halbuki Atatürk dini bir lider değil ki. Dini bir kimliği yok. Atatürk siyasi bir lider. Hareketlerinden çok daha ziyade yaptığı işlere bakman gerekiyor. O yüzden genelde eleştirilerin büyük bir çoğunluğu yok. İşte şunu yapmazdı, alkol içerdi, şunu yapardı, bunu yapardı gibi hep böyle kişisel şeyler. Bu kişisel şeyler kimseye alakadar etmez ki. Fazile tabanını kendimize çekebilir miyiz? Hmm, aslında mantıklı bir fikir. O zaman hızlıca çalışmalı. Dur bakalım. Dostlar din Tanrı ile kul arasındadır. Din, devletin bir dini olmaz. İnsanların dini olur. Mesela sizin kişisel olarak bir inancınız olabilir. Ama devletin olmaz. Devlet soyut bir şey. Somut değil. Devlet yani. Kendi inancınız olur sizin. Müslümansınızdır, Hristiyansınızdır, ateistsinizdir, ne bileyim Budistsinizdir, krem peynire tapıyorsunuzdur. Bu kimseye alakadar etmez. Başkan ne oldu? Yargı süreci sona erdi. Hemen mahkemeye gidiyoruz. Nedir karar? Para cezası. Oh. Bir de siyasetten men cezası. Belediye başkanlığındaki görevinize son verildi. Ne? Bu saçmalık. Bir de içeri atın da siz de rahatlayın ben de. Son olarak 4 ay hapis cezasına çarptırıldınız. Sizin ben adalet anlayışınızı... Böylece Erdoğan'ın hapis hayatı başlamıştı. Fakat Tayyip Erdoğan'ın yaşadığı bu sarsıcı olay onun daha da popüler olmasına sebep oldu. Halk üzerindeki etkisi oldukça arttı. Artık Erdoğan'ı destekleyenlerin sayısı Fazilet Partisi'nin tabanından oldukça fazlaydı. 4 ay içeride yattığı sürede artık Fazilet Partisi'nden ayrılacağı kesinleşmiş olan Erdoğan hapisten çıktıktan sonra eski partisinde yenilikçi olarak adlandırdığı grupla birlikte Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurdu. Necmettin Erbakan bu hareket karşılığında Erdoğan'ı davaya ihanetle suçladı. Erdoğan partinin genel başkanı seçilmişti fakat milletvekili adayı olamıyordu. Bu yüzden siyasi yasağının kalkması için Devlet Güvenlik Mahkemesine başvurdu. Lakin Yargıtay bu yasağın kalkmasından taraf değildi. Erdoğan milletvekili olmasa da meydanları inip seçmek. Detroit oynarken DC çekersem bayağı bilgi veririm. Kanka iki gün içinde 2-3 gün içerisinde oynayacağım. Olabilir bak bu. Aynen Discord'da birlikte oynayabiliriz. Yardımcı olursun kanka. Kendilerinden o istedi ve Türk halkına çektikleri siyasi ve ekonomik krizler için bir günah keçisi sundu. Net ve açık bir şekilde konuşan bir adamın bu sözleri sadece muhafazakarlar için temiz bir nefeste. Partinin destekçileri ilginç bir şekilde günden güne artıyordu. Bazıları onların muhafazakar demokrasi ideolojisini benimsedi. Bazıları muhafazakar olmasa da onları desteklemekten çekinmedi. Çoğu insanın ise politika hakkında hiçbir fikri yoktu. Fakat parti popülerliğinden onlar da nasibini aldı. Görünüşe göre eğer izin verilirse Recep Tayyip Erdoğan ve ekibinin kurduğu AK Parti ilk seçimlerinde kalıcı izler bırakacak. Kim bilir? Belki de Tanrı onlara iktidarı bahşederek hepsinin altın musluklardan abdest almasına sebep olacak. Ve oldu da. Ve da